Merhaba arkadaşlar, Gitar Teknikleri.com'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Steinberg ce 2 ses kartı hakkında bilgiler vereceğim. Steinberg markası Türkiye'ye yeni geldi arkadaşlar. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ben de hazır böyle ses kartlarını tanıtırken yeni gelen Steinberg markasından da bir ürün tanıtmayı uygun gördüm. Hem de sizlerin tanımasını istedim. Steinberg markasını zaten tanıyorsunuz. Özellikle Cubase programından açılışında çıkıyordur. Yani Cubase'i piyasaya süren, yapan ve güncelleştiren bir firma. Ses konusunda da oldukça uzman olduklarını bilmenizi istiyorum. Steinberg CO2'ye gelelim. Şöyle arka tarafından yani arka panelinden başlayalım. Bizim girişlerimizin olduğu panel burası. Görmüş olduğunuz gibi burada iki tane e, Pifimiz var. E, girişimiz var, burada. E, hi z girişimiz burası ve bunlar nötr uç yani bunlara hem XLR bağlantı yapabiliyorsunuz e, hem de isterseniz ortasına jack e, girişi yapabiliyorsunuz yani 1 bölü 4 e, jack'ı buraya takabiliyorsunuz. hi burada tabi kontrolü de üstünde hi ile ilgili birazdan size yine bilgiler vereceğim onu da bilmenizi istiyorum. Onun haricinde burada görmüş olduğunuz gibi line out'umuz var iki tane yani isterseniz e, ses e, monitörüne e, veya bir e, ses sistemine buradan sinyal gönderebiliyorsunuz. Kulaklık çıkışımız ve full switch'imiz var. E, buradaki full switch nedir? E, isterseniz program içindeki yani QBase'deki bir özelliği buraya bağlayarak kullanabiliyorsunuz. Çünkü işten m Berkimburn'ü c 2 modeli içinden çıkan QBase a 5 programıyla entegre çalışmaktadır. Üstünde zaten kontroller var atayabiliyorsunuz. Birazdan onunla ilgili de size bilgiler vereceğim. Şöyle ön paneline geldiğimiz zaman bizi burada neler karşılıyor? Görmüş olduğunuz gibi high Z düğmemiz burada. Bakın ee... Hi-Z neydi arkadaşlar? Gitarların girişleri e, göre yapılmıştır. Yani amplerin preampli sistemlerine göre ona göre bir Üstünde empedans vardır, ee, Gitar yani amfilerin e, gitar girişini yükseltmek için veya alçaltmak için. E, çok teknik bir e, durum olduğundan çok fazla detayına girmeyeceğim. Gitar bir line ürünü değildir. Mesela bir klavye gibi veya herhangi bir başka cihaz gibi e, line'a giremeyeceğiniz, doğrudan direkt giriş yapamayacağınız bir ürün. Bu tür durumlarda high yani DI-Box bizim e, gitarı daha sağlıklı kontrol edebilmemiz için e, karşımıza çıkıyor. Ama e, gitarınızı amfiye gelip, amfiden mikrofonlayarak bir ses sistemine veya buraya gönderiyorsanız o zaman high z devre dışı kalacak. Bir prosesör kullanıyorsunuz. Prosesörlerin içinde de preamp olduğundan yine bunu devre dışı bırakmanızda şu şekilde fayda var. Onun haricinde girişlerimizi buradan kontrol ediyoruz. Yani birinci kanala gelen sinyalimizi ve ikinci kanala gelen sinyalimizi buradan kontrol ediyoruz. Peak seviyesini gösteren indikatörlerimiz yani lambalarımız yine burada. Eğer çok fazla sinyalimiz yüksek geliyorsa buradan kısabiliyoruz. Master ses seviyemiz, kulaklığa gelen ses seviyemizi buradan kontrol ediyoruz. Burada bir mix var, bir de mono var. Bunların ayrıntılarına girmeyeceğim arkadaşlar. Bunları yine ürünün kitapçığından detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Çünkü bunlar tamamen kullanıma dayalı bir özellik olduğundan orada detaylı bir şekilde anlatılmıştır. burada görmüş olduğunuz gibi phantom özelliğimiz var. Her iki kanalın içinde phantom yapabiliyorsunuz, verebiliyorsunuz. Onu da söylemek istiyorum. burada gelelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir log düğmemiz var. Buradaki notların eee kitlere kullanım dışı yapıyor. Onun haricinde bir tane sonsuz dönen düğmemiz bunun ortasına basılabiliyor ve burada da bir e, kontrol yerimiz var. Bunlar dediğim gibi arkadaşlar Cubase'in için bunun evrenin için, içinden çıkan AI5 programıyla, versiyonuyla entegre çalışabiliyor. Bunları istediğiniz özelliği atayabiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz buradan. İsterseniz ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. İsterseniz input monitör yapabilirsiniz. Yani kulaklığınıza gelen sesi açıp kapatabilirsiniz. Mikseri açıp kapatabilirsiniz. Yani aklınıza ne geliyorsa buradaki özellikleri atayabiliyorsunuz. Bununla ilgili de zaten ürün içerisinden bir yazılım çıkıyor ve oraya gerekli bilgileri atayabiliyorsunuz. Onun haricinde böyle beyaz, güzel, birazcık silmenizi temizlemenizi gerektirecek bir ürün olduğunu söyleyebilirim işte Merkin renklerinde ee, ağır bir ürün onu söylemek istiyorum ee, Endonezya üretimi ee, yeni bir ürün Türkiye piyasasına yeni geldi hoş geldi diyelim ee, umarım e, hak ettiği değeri görür Tabi burada farklı e, indikatörlerimiz de var USB e, Ağırıydı. idi yani bunu kübezin Eğer açtığınız zaman tabii ki illa a 5 programıyla kullanmak zorunda değilsiniz açtığınız zaman onu gösteren e, ve bir de browse yani istediğiniz bir e, ses ararken Cubase'in içine atacak browse yaparken e, buradaki sinyalimiz yanıyor ve şu an onu yapıyorum, işlemi yapıyorum anlamında bize e, bir bilgi veriyor. nötrik uç olduğunu söylemiştim zaten biraz önce. E, yani arkadaşlar kısacası e, bu da yine kullanılabilecek ev ortamında e, özellikle pratik kayıtlarınızda kullanabileceğiniz e, yeni bir marka, yeni bir ses kartı. Ee, dediğim gibi alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. Ee, ürünle ilgili ekstradan sormak istediklerinizi info@gitarteknikleri.com adresine mail atabilir, sitemizden yorum yazabilir veya Facebook'tan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki ses kartı tanıtım videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.